Evet, Medya Kritik programının ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili izleyiciler. İlk bölümde günün, gündemin önemli başlıklarını sizlerle paylaşmıştık. Haberlerle sizlerleydik ve ikinci bölümde de artık medya neleri gördü, neleri görmedi ya da göremediye biraz bakacağız. Tabii önemli gündem başlıklarımız var. Şimdi bugün önemli bir haber vardı. Halk TV'de dikkat çeken bir haberdi. Yıllar geçti ama Soma katliamını elbette ki unutmadık ve Soma katliamının yarattığı o adaletsizlik de unutulmadı. Fakat o adaletsizlik devam ediyor. Şimdi hatırlayacaksınız, pandemi süreci başladığında Türkiye'de cezaevleri boşalmalı. Cezaevlerinde kalanlar en azından fikirleri dolayısıyla ve en azından söz söyledikleri için, konuştukları için cezaevinde bulunanlar tahliye edilsin diye çağrılar yükselmişti. Ve buna dair AKP bir infaz yasası hazırlamıştı, ancak tam tersi şeklinde. Konuşan, söz söyleyenler değil, uyuşturucu satanlar, cinayet işleyenler ve taciz, tecavüz gibi konularda sabıkalıların içine gireceği bir infaz paketi hazırlanmıştı. Bu yürürlüğe girmişti, hatta birçok tahliye de gerçekleşmişti. Şimdi buna dair bir habere bakacağız hızlıca. Halk TV'de yer alan bir habere göre, Can Bursalı'nın bir haberine göre Soma katliamının failleri de bu infaz yasasından yararlanacaklar ve tahliye olacaklar. İnfaz düzenlemesi yasalaşınca cezalarının yarı yarıya indirildiği isimler Akın Çelik ve Ertan Ersoy'un hapiste kalacağı süre 6 yıl 4 aya düşmüştü. Böylelikle 2022 yılında bu isimlerin Soma katliamında tam 301 madencinin katledilmesine yol açan isimlerin tahliye edilmesi bekleniyor. Peki bu isimler tahliye oldu ama cezaevlerinde hala hasta tutuklular bulunuyor. Koronavirüs pandemisi cezaevlerini nasıl etkiledi? Bunları konuşmamız gerekecek. İşte bunları da önemli bir isimle konuşacağız. Bu konuda çalışmaları da olan bir isimle ve bir kurumun temsilcisiyle konuşacağız. ÖHD Genel Sekreteri Gülhan Çağın Kaleli ile konuşacağız. Gülhan Hanım hattımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi cezaevlerindeki son duruma dair ÖHD'nin raporları yayınlandı. Hem hasta tutukluların durumuna dair hem de koronavirüs pandemisi cezaevlerini nasıl etkiledi sorusu hala gündemde. Öncelikle şöyle başlayalım. ÖHD'nin yaptığı araştırmalara göre koronavirüs pandemisi cezaevlerini nasıl etkiledi ve etkilemeye devam ediyor? Esasında biz hem pandemi sürecinden önce ve hem de pandemi süresi boyunca rutin aralıklarla cezaevi ziyaretlerimize devam ediyoruz. Hapishaneler zaten başlı başına kapatılma koşulları gereğince mahpusların sağlığı açısından son derece sıkıntılı olan yerler. Bunu her zaman dile getirdik. Ancak pandemi süreciyle birlikte elbette bizlerin de herkes gibi gözü öncelikle hapishanelere çevrildi. Şimdi Van şubemiz raporunu yayınladı. Yine İç Anadolu raporumuz yayınlandı. İstanbul Marmara bölgemiz rutin olarak ziyaretlerini yapıyor ve raporlarını yayınlıyor. Şimdi hepsine tek tek değinmeyeceğim ama bu raporlarda genel itibariyle ortak gözümüze çarpan hususları burada dile getirmek istiyorum. Şimdi öncelikle zaten pandemi öncesinde ve sonrasında da hastane setleri çok zor yapılıyordu. Özellikle bu yasa değişikliği ve hapishanelerdeki sağlık sisteminin aile hekimliğine devredilmesiyle birlikte aile hekimleri hapishanede belli günler yer alıyordu. Ve dolayısıyla sevkler de aile hekimlerinin izni ve daha sonrasında da hekimin bulunmadığı takdirde ne yazık ki cezaevi idaresinin birinci sorumlusu olan müdürün inisiyatifine bırakılıyordu. Yani aslında sağlık hakkından ve sağlığa ilişkin çok da bilgisi olmayan, yani uzmanlık alanı olmayan kişinin inisiyatifine bırakılıyordu. Dolayısıyla pandemi sürecinde bu süreç çok daha ağırlaştı ve hekimlerin de kendisini korumak zorunda olması gerektiğinden, mahpusların da yine aynı şekilde sağlıkları söz konusu olduğundan iletişimleri tamamen neredeyse hiç denilebilecek noktaya geldi. Ve hekimler çok az aralıklarla cezaevlerinde gidip
mahpuslarla görüşebilme imkanına sahip oldular. Şimdi dolayısıyla hastane sevkleri oldukça zor ilerliyor bu süreçte. Ancak bir de şöyle bir şey var. Şimdi kronik rahatsızlığı olanlar var, hasta mahpuslar dediğimiz, yahut pandemi sürecinde şikayetleri artan mahpuslar var. Bir de mevcut koşullarda bu mahpusların hastaneye gitme durumlarında tekrardan geri döndüklerinde kendi koğuşlarına değil 14 gün boyunca karantina koğuşlarında kalmaları zorunluluğu getirildi. Hem kendileri açısından hem de kendi koğuşlarında bulunan mahpuslar açısından. Şimdi böyle bir koruma yönteminin elbette negatif yönleri de var. Niye negatif yönleri var diyorum. Şimdi cezaevinde genel itibariyle sağlık açısından temizlik malzemeleri olsun, dezenfekte işlemleri olsun, bu konuda tam anlamıyla tedbir almayan cezaevi idaresi 14 günlük karantina koğuşlarıyla bu riski azaltabileceğini düşünüyor. Şimdi birçok cezaevinde tek başına tekli hücrede kalan hasta mahpus var. Ve ne yazık ki ATK raporlarına rağmen tahliyesi olmayan, çünkü onu da infaz hakimliğinin insafına bıraktılar ve 6411 sayılı yasayla birlikte devlet güvenliğini tehdit eden kişilerin infazının ertelenmesi yolu ne yazık ki kapatıldı. Böyle bir yasal düzenlemeyle. Şimdi birçok hasta mahpus bu düzenleme nedeniyle tekli hücrelerde kalıyor. Ve bazıları günlük yaşamda hayatlarını idame ettiremeyecek durumdalar. Yahut koğuşta arkadaşlarıyla birlikte kalan mahpusların günlük ihtiyaçları arkadaşları tarafından karşılanıyor. Şimdi böyle bir karantina süreci, yani gidip de 14 gün boyunca sadece karantina koğuşunda kalmak, aslında tecrit içerisinde yeniden bir tecritin uygulanması demek, mahpusun günlük rutinini bozan bir pratik. Dolayısıyla birçok hasta mahpusta yahut işte şikayetleri olan mahpusta, yeni şikayetleri haiz olan mahpuslarda hastaneye gitmek istemiyor. Diğer bir mesele, özellikle son süreçte biz Diyarbakır cezaevinde bunu çok duyuyoruz, kampüs cezaevinde. Mahpusların hastaneye gitmemek istememesinin en önemli nedenlerinden biri çift kelepçe uygulaması. Çift kelepçe nedir? Şimdi normalde mahpuslar kelepçeyle birlikte sevkleri sağlanır. Ancak doktorun odasına alındığında bu kelepçenin çıkarılması ve aynı zamanda jandarmanın da odadan çıkartılması gerekir. Elbette burada da başka bir ihlal söz konusu. Ne yazık ki ne jandarma dışarıya çıkarılıyor, ne kelepçeleri çıkarılıyor. Böyle bir uygulamayı mahpuslar zaten en başından beri reddediyorlardı. Ama bir de buna ek olarak hem mahpusun sevki sırasında iki elinin kelepçelenmesi, hem de ek olarak ikinci bir kelepçeyle mahpusun bir elinin jandarmanın eline bağlanması yöntemiyle çift kelepçe uygulamasına başladılar. Şimdi yetkililer sürekli sosyal mesafe deniliyor, buna dikkat edilmesi gerekiyor, hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor diye çağrılarda bulunurken, böyle bir uygulamayı daha da sıkılaştırmak ve mahpusların buna ilişkin tüm taleplerinin reddedilmesi aslında mahpusların sağlığa erişim hakkının önünde de çok ciddi bir engel teşkil ediyor. Bu elbette cezaevinin dışarısındaki uygulamalar, bir de içerisinde korkunç uygulamalar var. Yani bu süreçte ne yazık ki temizlik malzemelerini kantinden almak durumunda kalan mahpuslar var. Zaten haftada sadece bir defa yarım litre olmak üzere çamaşır suyu mahpuslara ücretsiz olarak veriliyor. Bunun dışında eldiven, maske, temizlik malzemelerinin tamamını kantinden kendileri ücret vermeleri karşılığında temin edebilecekleri söyleniyor. Ancak mahpuslarla yapmış olduğumuz görüşmelerde kantin malzemelerine neredeyse %100 zamların geldiğini ifade ettiler. Bu haliyle de maalesef, yani her koğuşta, her cezaevinde bunları karşılayabilecek durumu olmayan mahpuslar da var ve elbette bir tehlikeyle de karşı karşıyalar. Bunun dışında kendi yapmış olduğumuz görüşmelerde gözlemlediklerimiz, yani en azından avukatlar açısından da tehlike arz eden durumlar var. Şimdi görüşler de sıkıntılı. Mahpuslar aileleriyle birlikte sadece bir kişi olmak üzere ayda bir defa 20 dakikalık bir kapalı görüş yapabiliyorlar. Avukatlar olarak her daim görüş yapabiliyoruz. Ancak
Yani baştan sona tamamen cam ya da naylon bir brandayla örülmüş bir oda, ikiye bölünmüş bir şekilde görüş yapabiliyoruz. Evet. Şimdi cezaevine girişimiz sırasında önlemlerin alındığını görebiliyoruz. Yani işte dışarıdan bir maskeyle gittiğimizde bu maskenin çıkarılması, yeni bir maske verilmesi, eldiven verilmesi, cezaevindeki belli noktalarda dezenfektanların olması, bunları gözlemleyebiliyoruz. Fakat o odaya girdiğimizde öncesinde bir dezenfekte işleminin yapılması gerekiyor. Biz bugüne kadar hiç böyle bir işleme rastlamadık. Sorduğumuzda rutin olarak dezenfekte ettiklerini söylüyorlar ama biz hani birebir şahit olduğumuz rutin olarak avukat görüş odalarının yahut görüşçü odalarının, aile görüşçü odalarının temizlendiğine, dezenfekte edildiğine şu ana kadar rastlamadık. Daha da vahimi, yani bizler için bu önlemi alıyorlar. Evet, avukatlara eldivenler, maskeler veriliyor. Avukatların giriş koridoru boyunca dezenfektanlar var ama mahpuslar geldiğinde, görüştüğümüzde kimilerinde maske var. Eldiven zaten bazılarında var, bazılarında yok. Her zaman elde edemediklerinin sebebini biraz önce de ifade ettim. Dezenfekte işlemlerinin haftada bir koğuşta çok yüzeysel yapıldığını ifade ediyorlar. Yani cezaevlerinde ne yazık ki mevcut durum şu anda böyle. Elbette kaygılıyız bu durumdan. Yani çünkü biz kendilerine yapmış olduğumuz görüşmeler ve bizim gözlemlerimize dayanarak bunları tespit edebiliyoruz. Ama bir de cezaevinin iç tarafı var. Ve tabii ki infaz koruma memurlarının ne kadar kendilerini koruyabildiklerini, kaç kişiyle temas edebildiklerini bilemiyoruz. Bu kaygımızın da yersiz olmadığını gördük. İşte Van cezaevinde, Diyarbakır cezaevinde koronavirüsüne kapılan infaz koruma memurlarının olduğu bilgisini aldık. Bu da kapatılma mekanlarında bulunan mahpuslar için son derece tehlikeli bir husus. Kendileriyle de konuştuğumuzda ifade etmiş oldukları durum şuydu: bizler de pandemiden beri ceza infaz kurumlarının içerisindeki lojmanlarda kalıyoruz. Ciddi önlemler alınıyor. Bağlantımız yok deniliyor. Ancak işte son süreçte görüyoruz ki vakalarda artış başladı. Şimdilik evet, bunları ifade edebilirim. Gülen Hanım, çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Önemli bilgilerdi. Pandemi döneminde her ne kadar biraz daha az konuşulur olsa da cezaevlerindeki sorunların da devam ettiğini göstermiş oldunuz. Çok teşekkür ederim katkınız için. Ben teşekkür ederim. Son olarak şunu da ekleyeyim. Yeni bir uygulama. 2 gün önce haberdar olduk. Artık ceza infaz kurumlarına girişlerde de hem görüşçüler için hem de avukatlar için test kodu uygulaması getirildi. Bu da işte dışarıda olan tüm kurumlara yahut yapılan seyahatlerdeki uygulama gibi cezaevindeki bulaş riskini ölçebilmek amacıyla getirdikleri savcılık tarafımıza bildirildi. Bu da önemli bir bilgiydi. Bunu da paylaşmış oldunuz. Bu da bunun için de tekrar teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Evet, avukat Gülen Çağankaleli, ÖED Genel Sekreteri aynı zamanda, cezaevlerindeki özellikle hasta tutukluların son durumuna dair bilgileri paylaştı. Pandemi cezaevlerini nasıl etkiledi? Gerekli önlemler alınıyor mu, alınmıyor mu? Bunları bizlerle paylaştı ve önemli bir bilgiyi de paylaştı. Son 2 gündür cezaevlerinde girişlerde hem avukatlar için hem de görüşçüler için HES kodu uygulaması başlatıldığını da aktarmış oldu. Bu bilgiyi de Artı TV ekranlarından sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi önümde bir görüntü var. Belaruslu kadın göstericilerin sosyal medyada yayılan bir görüntü. İlerleyen dakikalarda dikkat çeken bu görüntüyü de sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlarımız da bu görüntüyü sizler için hazırlayacaklar. Biz şimdi bakalım medyada bugün neler varmış, neler yokmuş. Zaten sabah saatlerinde Gün Başlıyor programında Fatih Yapıcı arkadaşımız bütün gazetelerin manşetlerini sizlerle paylaştı. Biz biraz daha farklı yönleriyle bakalım. Neyi nasıl gördüler? Görmeleri gerektiği gibi mi? Yani bir gazetecilik etiğiyle mi gördüler? Yoksa sadece ama sadece kendi cephelerinden mi gördüler? Biraz onlara bakmak gerekecek. İlk olarak Süleyman Soylu'yla konuşan bir isim var. Abdülkadir Selvi.
Selvi'nin iddialarına, daha doğrusu Soylu'nun iddialarını Selvi köşesine taşımış. İlk bölümde bahsetmiştik. Ayasofya'ya saldırı düzenleneceğine dair iddialar vardı IŞİD tarafından. IŞİD'in Türkiye emiri olduğu belirtilen ama daha önce de defalarca yakalanıp serbest bırakılan bir isim bunu yapacakmış. Ve şimdi 20 Ağustos'ta gözaltına alındığı da açıklanmış. Selvi yazısının bir bölümünde şunu söylüyor. Bakan Soylu'ya IŞİD'in sözde Türkiye emirine o şahısla alınan bilgiler üzerinden mi ulaşıldı diye sordum. Soylu yok. Daha önce 18 Ağustos'ta İstanbul'da IŞİD'li terörist Hüseyin Sağır eylem hazırlığı içindeyken Kaleşnikov'lu olarak yakalandı. Onun üzerinden gidilerek hem o 25'indeki kişi hem de 20 Ağustos'taki IŞİD'in sözde Türkiye emiri yakalandı diyor ve Ayasofya'ya bir saldırı olabileceğini, Türk siyasetçileri, Türkiye'deki siyasetçileri diyelim, Suriye'ye kaçırma planlarının olabileceğini belirtiyorlar. Şimdi burada benim anladığım iki sevindirici şey var. Artık eylemi yaptıktan sonra değil sanırım eylem hazırlığında tutuklanma dönemi gelmiş durumda IŞİD için. Bu olumlu bir gelişme. Tabii bu IŞİD emiri olarak yakalanan ismin defalarca gözaltına alınıp serbest bırakılması, daha önce ceza alması ama Yargıtay onaylamadığı için hala dışarıda olması bir soru işareti. İki, IŞİD'in uzun süredir bir toparlanma sürecine girdiğini biliyoruz. Ve buna dair özellikle bölgedeki kaynaklar önemli bilgiler aktarıyorlar. IŞİD hücreleri yeniden canlanmaya başlandı ve yeniden eylem hazırlığına giriştiler diye bilgiler paylaşılıyor. Bu da IŞİD'in Türkiye'de de belki de faaliyete geçmeye başladığının, yeniden faaliyetlerini arttırmaya başladığının önemli bir göstergesi. Ama başta da söylediğimiz gibi hatırlayalım. Nerelerde saldırılar olmuştu bir hatırlayalım. Ankara, Suruç ve Diyarbakır. Özellikle 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki o süreçte büyük katliamlar yapmıştı ve bunun ardından da Antep'te bir düğüne saldırı düzenlemişti IŞİD ve bu saldırılarda yüzlerce yurttaş hayatını kaybetmişti. Özellikle Ankara'daki eylem Türkiye tarihinin en önemli saldırılarından biriydi. Çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinin yanı sıra Davutoğlu'nun, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun çıkıp açıklama yaptığı sırada yüzündeki o mimikler de, bakanların yanındaki yüzündeki mimikler de önemliydi. Davutoğlu sonra çıkıp şunu söylemişti. Biz eylem yapmadan nasıl yakalayalım diye sormuştu. İşte şimdi burada en azından müjdeler olsun diyelim ki eylem yapmadan da yakalanabildiklerini öğrenmiş olduk IŞİD'lerin. Bu da önemli bir diğer gelişme. Şimdi bu soru işaretlerini Muharrem Sarıkaya da Habertürk'te köşesine taşımış ve şu yazısının bir bölümünde de şunları söylemiş. Güvenlik biriminin başındaki kişiye, siyasilere ve devlet adamlarına kaçırma planlarıyla yakalanan IŞİD'in sözde Türkiye emiri Mahmut Özden hakkında bilgi sorunca cümleyi yukarıdaki gibi başladı. Daha önce de bizim müşterimiz oldu. Aktardığına göre bugüne kadar tam 5 kez yakalanmış. Hatta son yakalandığında dolandırıcılık suçundan yakalanmış. Türk Ceza Kanunu'nun 314.2'de yeri bulunan silahlı terör örgütüne üyelik suçundan da bir cezası var, yargılanması var ama hala dışarıda olduğunu belirtiyor Muharrem Sarıkaya yazısında ve ilk yakalanışının 2017 yılında olduğuna işaret ediyor. Ama tabii o zaman Türkiye emiri olarak değil, Adana emiri olarak yakalanıyor ve sanırım zamanla terfi ediyor. Yani IŞİD tarafından mı terfi ediyor yoksa bize bir sansasyon ihtiyacımız mı var? O yüzden mi terfi ettirilmiş gibi görünüyor? Onu bilmiyoruz ama en azından bir yakalanma süreci var. Ve Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde de şunu soruyor. Nasıl serbest kalıyor? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dünkü sohbetimizde de vurguladığı gibi ele geçirilen planları önemli içeriklerle dolu devlet adamları ve siyasilerin kaçırılması, bazı ekonomik zararların verilmesini içeriyor. Bu denli önemli bir kişi bugüne kadar nasıl serbest kaldı? Ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen'in açıklamasına göre her birinde örgüt kurma hazırlığı veya silahlı terör örgütüne üyelikten içeri girmiş, istinaf mahkemesi aşamasında da serbest kalmış. Şimdi bu konuyu kapatacağız ama hani az önce konuştuk işte. Hasta tutukluları konuştuk. Ondan önce Soma'dan tahliye olanları, Soma katliamında sorumlulukları olduğu için tutuklananların tahliye oluşlarını konuştuk. IŞİD emirinin tahliye oluşunu, defalarca cezaevinden çıktığını ya da gözaltından serbest bırakıldığını gördük. Ama bizim hala meslektaşlarımız içeride, gazeteciler içeride. Yani 100 gazeteci şu an
mesleklerini icra ettikleri için. Sadece ama sadece gazetecilik yaptıkları ve fikirleri iktidarın hoşuna gitmediği için içeride. Bir IŞİD emiri olduğu belirtilen isim tam 5 kez yakalanıp serbest kalırken Türkiye'de hala gazeteciler ve siyasetçiler tutuklu. Tabii bunu köşesine taşıyabilen olmamış. Bu da normal bir durum çünkü o köşeyi de korumak gerekiyor. Şimdi az önce aktardık, güzel bir görüntü var. Biraz da hani yüzümüzde tebessüm olmasına, oluşturmasına dair bir görüntü. Belarus'ta protestolar devam ediyor ve Belarus'taki protestolarda kadınlar adeta polise kök söktürmüş durumdalar. Şimdi bir o görüntülere göz atalım, bakalım o görüntülerde neler var. Evet, güzel bir görüntü. Biliyorsunuz Belarus'ta Lukashenko'nun iktidarı devam ediyor ve seçimlerde hile olduğunu belirten muhaliflerin de gösterileri devam ediyordu. Rusya'nın desteği var şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla Lukashenko'ya, ama bunun yanında da Batı dünyasından da muhaliflere destek var. Bir çatışma alanına dönmüş durumda Belarus, ama bu görüntülerde kadınların ısrarını, kadınların mücadeleciliğini bir kez daha görmüş oluyoruz. Bu da günün tebessüm ettiren bir videosu olarak sizlerle paylaştığımız bir görüntü olsun. Peki medyada başka ne gibi gelişmeler var? İslam devleti kurma heveslisinin devletini kuramadan bir çocuk istismarı gerekçesiyle tutuklanmasına dair bir haber var. Günün konuşulan önemli bir diğer haberi de bu aslında. Oda TV'den Sami Menteş'e göre Fatih Nurullah, yani Uşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah 12 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandı. Bir kıza cinsel istismarda bulunuyor, bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunuyor. Buna dair görgü tanıkları var, kanıtlar var ve bu isim tutuklanıyor. Ve yetmezmiş gibi bu çocuğun babası da darp ediliyor. Yani kızını istismar edenler buna itiraz eden babayı da darp etmiş oluyorlar. Buna dair de görüntüler var ve perşembe akşamı gözaltına alınan Fatih Nurullah da pazartesi günü sevk edildiği mahkeme tarafından istismarcılıktan tutuklanıyor. Biliyoruz ki bu isim daha önce geçmişte bizler İslam devleti kuracağız diyerek burada şimdi ekranlarınıza da geliyor, suratı da bu işte. Bu birçok tarikat ve cemaat biliyorsunuz güç kazanıyor hala. Bu konuda bir kitap da var, hatta Barış Behlivan'la Barış Terkoğlu'nun kaleme aldığı Metastaz adlı bir kitap var ve burada özellikle Gülen cemaatinin 2016'dan sonra tasfiyesiyle birlikte başka tarikat ve cemaatlerin devlet kurumları içerisinde nasıl yapılandığını gösteren bir kitaptı. İşte buna dair konuşan bir isimdi Uşaki tarikatının lideri Şeyh Fatih Nurullah ve o da çocuk istismarından tutuklanmış. Peki medyanın, köşe yazarların bugün gündeminde neler vardı? Başka az önce aktardık işte IŞİD emirine dair haberleri paylaştık. Şimdi dün bir de bir açılış vardı. Adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, daha doğrusu ev sahipliğinde diyelim, sarayda gerçekleştirildi çünkü açılış. Ve o açılışa herhangi bir baro davet edilmedi. Çünkü henüz bu barolar, nasıl diyelim, paralel barolar henüz inşa edilmediği için, henüz kurulmadığı için şu an itibariyle barolar buraya davet edilmedi. Kuvvetle muhtemeldir ki önümüzdeki sene adli yıl açılış töreninde bir baro buraya davet edilecek. Çünkü resmi gazetede de yayınlandı bu konu ve artık paralel baroların kurulmasının önünde herhangi bir yasal engel kalmadı. Şimdi buna dair hem de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Avukatları hedef aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Önümüzdeki yıl kurulacak bu paralel barolarla ilgili belki değerlendirmeler yapılırken bazı avukatların meslekten men edinebileceğinin de işaretini verdi. Buraya nereden geldik? Ebru Timtik'in hayatını kaybettiği süreçten geldik. Yani Ebru Timtik'in tırnak içerisinde söyleyelim bir terörist olduğu imajı günlerdir yandaş medyada bir örgüt üyesi olduğu imajı yine tırnak içerisinde söylemiş olalım çizilmeye çalışılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki biz bu konuların önüne geçeceğiz. Yani artık bir daha ama bir daha bu isimlere avukatlık yaptırmayacağız. Yani muhalif avukatlar var. AKP'nin görüşlerini benimsemeyen, savunmayan, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirten avukatlar var. İşte bu isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefindeydi. Biliyoruz ki Türkiye'de birçok muhalif avukat bu şekilde ceza aldılar. Yani mahkemelerde yargılanıp sırf muhalif oldukları için belki de yargılanıp cezalar aldılar. İşte bu avukatlara bir de meslekten men durumunun getirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk işareti vermiş oldu. Tabii bu konu biraz da yazarların, köşe yazarlarının da gündemindeydi. Örneğin T24'ten Mehmet Yılmaz, bizim yargıçlar da çayır çimene çıkarlar mı başlıklı bir yazı kaleme alıp bu adli yıl açılışı üzerinden bazı değerlendirmelerde bulunmuş ve bir bölümünde de şunları söylemiş. Güçler ayrılığı kavramı Türkiye'de yürürlükteki rejim için geçerli filan değil. Çünkü referandum ile kabul edilen anayasa değişikliklerinden sonra artık bağımsız yargıdan söz etmek mümkün değil. Hakim ve savcıları tayin eden kurulu Cumhurbaşkanı bizzat belirliyor. Bu kurul kararını beğenmediği hakimi anında başka bir ile tayin edebiliyor. Bir mahkeme heyetindeki yargıcın duruşmalar sırasındaki tutumunu beğenmez ise mahkemeye ikinci bir heyet atayıp kimin hangi davaya bakabileceğini belirliyor. Hakimlerin coğrafi güvenceleri bile yok. Birçok hakim verdiği kararın anayasaya, AYM kararlarına, içtihatlara aykırı olduğunu biliyor ama yukarıyı kızdırmamak çabası içinde benden çıksın, üst mahkeme halletsin diye düşünüyor demiş Mehmet Yılmaz ve aslında yazısında yargıdaki hali, o durumu gözler önüne sermiş. Dün adli yıl açılışı da bugün köşe yazarlarının gündemindeydi. Elbette ki iktidar yazarlarından bahsetmiyoruz. İktidarın gazetelerinde, sitelerinde, televizyonlarında çalışan isimlerden bahsetmiyoruz. Gerçekten Türkiye'de bir şeylerin yolunda gitmediğini, hiçbir şeyin aslında yolunda gitmediğini gösterme çabası içinde olan isimlerden bahsediyoruz. Bunlardan biri de Kemal Can, Gazete Duvar'da mesleğin imhası başlıklı bir yazı kaleme almış. Yine adli yıl açılışını konu edinmiş. O yazıdan da çok kısa bir bölümü sizlerle paylaşalım ve benim için belki de programın en dikkat çekici, en eğlenceli anlarından birine gelelim. Akit'e bir göz atalım çünkü. Şöyle diyor Kemal Can, hukuk alanı alternatif zemin yaratabilmeye imkan vermiyor. Dolayısıyla tehlike hukukçularla sınırlı tutulmayacak kadar büyük. Buna yine Ali Duran Topuz'un kavramına müracaat ederek anti hukuk atmosferinin tüm alanı boğması da diyebiliriz. Avukatların şu anda karşı karşıya kaldıkları ve hızla içine ilerledikleri süreç barolara yapılan sistemli saldırı ile başta örgütlenme olmak üzere haklarını kaybetmekten daha fazlasını içeriyor. Mesleklerini kaybetme riski bu. Avukatların güçlü ve yaygın bir mesleki örgütlenmelerinin olması önemli bir imkan olarak düşünülebilir. Baro düzenlemesi karşısında yürütülen mücadele sonuç almamış da olsa önemli bir göstergeydi. Şimdi açık yalan ve çarpıtmalarla bezeli suçlamalar eşliğinde yürütülen saldırılar karşısında ama öyle değildi tarzı saçma savunma girişimleri sonuçsuz kalmaya mahkum. Pozisyon koruyarak mesleğinizin imhasını durduramazsınız. Alanı korumak zorundasınız. Alan imha olduğunda yeşil pasaportlu mesleğiniz olmayacak. Yeşil pasaportu hatırlayacaksınız. Yeşil pasaport konusu şu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaptığı sırada çılgınlar gibi alkışladığı konu vardı ya. İşte yeşil pasaport konusu o. Yeşil pasaporta avukatları sevindirip kimin avukatlık yapıp kimin yapamayacağına da iktidar karar verecek. Zaten hakimleri atayan onlar, savcıları atayan onlar, beğenmediklerinde görevden alan onlar. Şimdi buna tuz biber olarak bir de kim avukatlık yapabilir, kim avukatlık yapamaz konusu eklenmiş olacak diyelim ve gelelim Akite'ye. Ben Akit'e özellikle yer vermek istiyorum sık sık bu programlarda çünkü Akit'in ne yapmak istediğini iyi görmek gerekiyor. Ben Akit'in erkenci kuş olduğuna inanıyorum. Yani bir şeyler varsa bile erkenden bu planları sık sık ortaya koyan
bir gazete olduğuna inanıyorum ve bu yüzden göz atmanın da faydalı olduğunu düşünüyorum. Bugün Akit'in manşetinde Haçlı Siyon güçten anlar manşeti yer alıyor ve Akit'in manşetinin ayrıntılarında şunlar aktarılmış. Mavi vatandaki haklarından taviz vermeyen ve Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşunu sürdüren Türkiye'yi durdurmak için oluşturulan Haçlı Siyon İttifakı'nın tehdidini stratejistler Haçlı Siyon İttifakı güçten anlar sözleriyle değerlendirmiş. Şimdi Akit'in elinden Haçlı, Siyon, Şer İttifakı, Gavur, Sapkın gibi cümleleri aldığınızda muhtemelen gazete çıkaramayacaklar. Hani basacak bir şey bulamayacaklar. Çünkü baktığınızda gazetenin birinci sayfasında bolca Sapkın, Haçlı, Siyon ki bunların hepsi suçtur. Hani bunları söylemek suçtur. Normal bir ülkede, hukukun normal düzende işlediği bir ülkede bunu söylemek suçtur ama bunu öyle yazmaya, çizmeye devam edebiliyor Akit. Çünkü bir biçimde onu en azından onları diyelim yargılayabilen bir hukuk bulunmuyor. Bu hukuk yok yani Türkiye'de. Akit'e doğru düzgün ceza verebilen, ya sen şurada hedef gösterdin, sen bunu yaptın diyebilen bir hukuk sistemi bulunmuyor. Akit hakkında açılan yüzlerce hatta binlerce dava bulunuyor. İnsanlara hedef gösterdikleri, hakaret ettikleri için. Ama gelin görün ki Akit bunların çoğundan sıyrılmayı başarıyor ve ifade özgürlüğü diyerek Akit buradan sıyrılırken bizim meslektaşlarımızda, gazetecilik onurunu korumaya çalışan meslektaşlarımızda cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyor. Peki Türkiye'de gazetecilik yapanlar, gerçekten gazetecilik yapanlar bugün neleri manşetlerini almışlar? İlk bölümde arkadaşımız aktardı, biz sadece bir değerlendirmesini yapalım. Yeni Yaşam'ın manşetinde bugün barışın yolunu mücadele açar sözleri var. Dün HDP'nin engellenen yürüyüşleri ve aynı zamanda da barış mücadelesine dair atıflar bulunuyor. Yine baktığımızda bir günde bana kalırsa önemli bir haber var. Seslerini duyan var mı manşetiyle çıkmış aslında bir gün ve şunu aktarıyor. Az önce biz de değindik. Sadece 48 saatte 7 sağlık emekçisi, tam 7 sağlık emekçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor ve salgında bu canla başla mücadele eden sağlık emekçilerinin sesi buradan duyuluyor. Az önce aktardık yani bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateşkara da bakın sağlıkçı bulamayacağız, sağlıkçılar yetişemeyecekler uyarısında bulunurken gelin görün ki bir türlü burada sağlıkçıların sesi duyulmamaya devam ediliyor. Bir diğer gazeteye de hızlıca bakalım. Evrensel Gazetesi de yine baktığımızda sağlık emekçilerinin, o iktidar medyasının görmediği sağlık emekçilerinin durumunu manşetine taşıyor ve artık mızrak çuvala sığmıyor demiş. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman birkaç ildeki Covid-19 verilerinin dahi bakanlık verilerini aştığını söylüyor ve hekimlerin hasta tercihine zorlandığını aktarıyor. Dün de aktarmıştık burada. Savaşlarda savaş triyajı diye bir şey vardır. Yani kurtarabileceğin hastayı sen seçersin hekim olarak. Bu hekimler için çok ağır bir tercihtir. Yani bu kurtulur bu kurtulmaz diyerek müdahaleden vazgeçmek zorunda kalmak. Ya da bunu hastaneye yatıralım, bu atlatır, bunu hastaneye yatırmayalım, bu atlatmaz gibi bir tercihe zorlanıyor aslında hekimler. Ve bu durumda ciddi bir sorunu ortaya çıkarıyor. Şimdi az önce aktardık, meslektaşlarımız tutuklu dedik, gazeteci arkadaşlarımız tutuklu dedik ve gazeteci arkadaşlarımız yargılanmaya da devam ediyorlar. Bir dava var bugün, gazeteci bir isim yargılanıyor. 6 Mart tarihinden bu yana tutuklu bulunan Rudav muhabiri, İstanbul muhabiri Ravin Sterk bugün hakim karşısına ilk defa çıkacak. Ravin Sterk'in yani gazetecinin örgüt propagandası ve örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması da bugün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Hatırlayalım ne olmuştu? Hatırlayacaksınız, bir saldırı olmuştu İdlib'de TSK'ya ve burada askerler hayatını kaybetmişti. Bu saldırının ardından da yurt dışı kaynaklı ajanslar haber geçmişlerdi. Türkiye sınırları açtı, artık Avrupa'ya gidecek mülteciler diye.
Ve korkunç bir yığılma olmuştu. Özellikle Yunanistan sınırında ciddi bir yığılma olmuştu. Türkiye'nin en büyük kozuydu hani bu mülteciler meselesi. İşte o haberleri takip etmeye giden isimlerden biriydi Rudav muhabiri. Orada gözaltına alındı, sonra tutuklandı. 6 Mart'tan bu yana da tutuklu ve bugün ilk defa hakim karşısına çıkacak. Biz de dileyelim ve umalım ki gazeteci arkadaşımız da bugün bu yargılama sonunda serbest kalır ve en azından tutuklu gazetecilerden bir kişinin eksilmesi gibi güzel bir haberle karşı karşıya kalmış oluruz sevgili izleyiciler. Kapanışta bu konuya geri döneceğiz elbette ki. Şimdi biraz sosyal medya gündemine bakalım. Zira sosyal medyada neler yazılıyor, neler çiziliyor ona bakalım. Hala AKP milletvekili Tamer Akkal'ın Selahattin Demirtaş'a ve eşine yönelik ve çocuklarına yönelik o hakaretleri konuşulmaya devam ediliyor. TT listesinde de belli başlı haberler bulunuyor. Ne var haberlerde? Katar'dan yine misafirlerimiz var. Katar'dan misafirlerimiz sık sık geliyorlar. Ya Kanal İstanbul'u görmeye geliyorlar ya bir yerleri satın almaya geliyorlar. Bu defa da Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani'nin ailesi Bodrum'da misafirimiz ve bir yatıyla gelmiş durumda. Yat Katar'a geldi. Ailenin 2 kamyon eşya ve yaklaşık 500 bavulunun taşınması da 2 saat sürmüş. Bu sosyal medyanın önemli bir gündemi. Şimdi diyeceksiniz ki yani bizi ne ilgilendirir? Yani Katar emiri tatile gelmiş. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla Katar emiri genelde bu ülkeye geldiğinde bizden bir şeyler alıp götürüyor. Yani sıklıkla bu böyle gerçekleşmiştir. Ya Türk Telekom'u almıştır götürmüştür ya işte başka yerleri almış götürmüştür. Kanal İstanbul projesinin geçtiği güzergahta arazileri almıştır, annesi almıştır ya da. Ama bir şekilde bir şeyler götürmeye devam ediyorlar bizden. Bu arada Katar emiri yine burada. Bu arada Twitter'da ikinci gündem ise bilim kurulu. Özellikle bilim kurulu üyelerinin açıklamaları var. Ateş Karan'ın açıklamalarını aktarmıştık zaten. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız demişti. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın da koronavirüsü en çok yayan 3 meslek grubuna, daha doğrusu en yaygın görülen 3 meslek grubuna işaret etmiş. Taksi görevlileri, güvenlik görevlileri ve kuryelerin bu noktada virüsün yayıldığı en fazla yer olduğuna dikkat çekmiş sevgili izleyiciler. Bu da tartışmaya devam ediyor. Bu arada Tamer Akkal da ısrarlarını sürdürüyor sosyal medyada. Hala ben atmadım, danışmanım attı diyor. Bilirsiniz bir dönem sosyal medyada ben yazmadım, kuzenim yazdı diye bir esprili şeyler dönerdi, esprili konular dönerdi. Şimdi buna benzer bir konu aslında. Ya ben yazmadım ki, benim kuzenim yazdı, benim şuyum yazdı, benim danışmanım yazdı. Az önce de söyledik yani siz kimseniz danışmanınız da odur. Kimse kendisiyle fikirlerinin örtüşmediği insanla çalışmaz. Kimse hele ki siyasetçiyse ve AKP'de siyasetçiyse çalışmaz. Bu da önemlidir. Bu arada rejideki arkadaşlarımız da milletvekili olursa sen olursun diyorlar danışman. Benim gözüm milletvekilliğinde olsun ya. Herkes olabiliyormuş. Biz de olalım yani bu olabiliyorsa belki biz de oluruz. Bu arada başka neler var, gündemde neler var onlara da aktaralım. Çünkü sosyal medyada görülen, görülmeyen birçok konu var. Şimdi bir konuya dikkat çekmek gerekecek. Konya'da koronavirüsün yayıldığı önemli bir il. Şimdi baktığımızda bugünün gündem maddeleri arasında aynı zamanda Konya'daki son durumda. Konya'da düğün ve kutlamalar yasaklandı. Bugün bu konuya dair haberleri de paylaşacağız sizlerle elbette ki. Bu konu önemli. Sanki sadece ama sadece düğünler ve kutlamalar koronavirüse yol açıyormuş gibi. Elbette ki önemli bir etken ama bir şey kabul etmek gerekiyor. Koronavirüs salgınının yeniden yükselmesinin önemli bir sebebi iktidarın politikaları. Aman ekonomimize bir şey olmasın politikaları virüsün yeniden hızla yükselmesine yol açtı. Şimdi bir diğer konu biliyorsunuz çok tartışılmadı, çok da görülmedi, nedendir bilmem ama EBA biliyorsunuz pazartesi günü bir eğitim süreci başladı. Yani online eğitim süreci başladı ve online eğitim süreci ağırlıklı olarak EBA üzerinden yürütülecek denmişti. Dün EBA'nın bir türlü yanıt vermediği ve çöktüğüne dair
iddialar gündeme geldi. Bu konuya dair bir açıklama yok henüz bakanlıktan. Ama EBA'nın öğrencilerin bir süreliğine de olsa ulaşımına kapandı ve bir türlü öğrencilerin ulaşamadığı belirtiliyor. Zaten uzun süredir EBA üzerinden, yani bu online eğitim üzerinden öğrenciler yeterince yararlanabilecek mi, yararlanamayacak mı soruları sorulurken EBA'nın bile doğru düzgün çalışmadığına dair önemli bir diğer veri elimizde bulunuyor sevgili izleyiciler. Şimdi arkadaşlarımdan bir şey rica edeceğim. Diyarbakır'da yapımı devam eden, daha doğrusu yapımına başlanan bir duvar var. O duvarın görüntülerini ekrana getirelim. Ben yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerlerken biraz o duvarın yeterince görülmediğini, medyada yeteri kadar yer bulmadığına inanıyorum. Çünkü bu duvar önemli. Biliyorsunuz Berlin duvarı yıllarca Almanya'yı ikiye ayırmıştı ve yıkıldığında da dikkat çekici görüntüler ortaya çıkmıştı. İşte bu Berlin duvarına benzer bir duvar şimdi Diyarbakır'da örülüyor. Diyarbakır'da örülen bu duvar kenti tam anlamıyla bıçak gibi ortadan ikiye ayıracak. Hani Diyarbakır'ı bilmeyenler için şöyle anlatayım. Kenti birbirine bağlayan yaya yoluyla özellikle ya da araçlar için kısa yollar bulunan bir noktadan bahsediyoruz. Bir bölümünde de Devlet Demir Yolları'na ait şimdi gördüğünüz gibi raylar geçiyor ve bu raylar üzerinde dikkat ettiyseniz bir çalışma başlatılmış durumda. Kenti tamamen kilometrelerce olacak şekilde ortadan ikiye bölmek hedefleniyor bu ray duvarla. Şimdi o duvarın bir tarafında Demokratik Toplum Kongresi'nin Demokratik Toplum Kongresi'nden elinden alınmadan önce binası bulunuyordu. Bir diğer tarafında koşu yolu gibi, bağlar gibi Diyarbakır'ın aslında politik itirazlarının da yükseldiği bir diğer semt ve Bağlar ilçesi bulunuyor. Kentin biraz daha yukarısına bağlayan bir yer burası. Ofis semti yine Diyarbakır'ın sosyoekonomik açıdan önemli bir bölgesi. Yine bu iki noktanın birbiriyle bağı kesilmek isteniyor. Ben açıkçası bu projenin yaya güvenliği ya da herhangi başka bir güvenlik nedeniyle olduğuna hiç ama hiç inanmıyorum. Ve bu proje tam anlamıyla kentin ekonomik olarak nefesini daraltmak, aynı zamanda kentin eylemlerin düzenlendiği, yani politik açıdan itirazların gerçekleştiği yerleri de birbirinden ayırması anlamına geliyor. Şimdi ekrandaki görüntülerde görüyorsunuz arkada bazalt taşlarından inşa edilmiş bir bina var ve o bina Demokratik Toplum Kongresi'nin eski binasıydı. Ve politik itirazlar, toplumsal itirazlar burada gerçekleştirilirdi. Şimdi yapımına başlanmış durumda bu duvarın ve ben bu duvarın özellikle medyada tam anlamıyla yer bulmadığına inanıyorum. Çünkü burası önemli. Diyarbakır'ın yapısıyla oynanması açısından önemli. Biliyorsunuz Diyarbakır Türkiye'de politik itirazların çok sık yükseltildiği ve bu konuda çok sık gündeme gelen bir şehir. Ama gelin görün ki bir türlü medya bu konuyu yeteri kadar işleyememiş durumda. Dileriz ve umarız ki artık önümüzdeki günlerde medya bu konuya biraz daha fazla yer verir. Çünkü bu konu fazlasıyla önemli. Şimdi bunu da aktardıktan sonra yavaş yavaş programımızı noktalayalım. Ama noktalarken de küçük hatırlatmaları yapmakta fayda var. Günün öne çıkan birçok gelişmesi vardı. Tüm bu gelişmeleri, bizlerin aktardığı, aktaramadıkları, değinip geçtikleri gelişmeleri de gün içerisinde Artı TV ekranlarında Haber Aktüel programlarıyla takip edebilirsiniz. Tüm bu gelişmeler ayrıntılarıyla sizlerle olacak. Bizler de yarın yine aynı saatte Artı TV ekranlarında sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.